Merhabalar. Bugün sizlere dilimize çevrilmiş fakat orijinal dilindeki ismiyle çelişen kitaplardan bahsedeceğim. Ne demek istiyorum? Bazı kitaplar, bu filmlerde de çok görürüz aslında. Öyle bir şekilde çevrilir ki isimleri, orijinal dilindeki isimlerinden bambaşka anlamda çevrilir. Çok bağımsızdır. Bazen filmin ya da kitabın içeriğine göre çevrilir. Böyle şeyler yapılır. Fakat orijinal isminden sonuçta bağımsız bambaşka bir çeviri olmuştur. Bu nedenle ben bugün bu konu başlığında biraz sizlere konuşmak istiyorum. Ve 4 tane kitap inceleyeceğim bununla ilgili alakalı olarak. Başka birçok kitap var aslında çevirme, isim çevirilerinde sıkıntıları olan. Fakat ben özellikle en çarpıcı gördüğüm 4 tane kitaptan bahsedeceğim sizlere. Öncelikle Dostoyevski'nin İnsancıklar romanı. Yani Türkçe'ye İnsancıklar olarak çevrilen romanı. Rusçası Betnel Ludi diye, tam hani Rusçam olmadığı için çok da telaffuz edemiyor olabilirim. Ama iki kelimeden oluşuyor sonuçta Rusçası. İngilizce'yi de Rusça basımından yaklaşık 50 yıl sonra çevriliyor eser. Ve poor folk olarak, yani fakir halk olarak çevriliyor. Fakat poor people, fakir insanlar olarak da çevirileri mevcut. Yani bu iki taraflı çeviri söz konusu İngilizce'de. Fakat Türkçe ise insancıklar olarak çevrilmiş. Yani iki kelimelik bir aslında orijinal eser. Fakat Türkçe'ye insancıklar olarak çevrilmiş. Yani Türkçe'de Rusçadan çevirilerin en iyisi Nihal Yalızatoluğu tarafından 1954 yılında İnsancıklar adıyla çevrilmiş. Hani neden böyle bir şey yaptığını da pek açıkçası anlayamıyorum. Fakat hani fakir insanlar olarak çevirebileceğim bir ismi insancıklar olarak çevirmek bana hakikaten bir enteresan geliyor. Muhtemelen okurun daha çok ilgisini çekmek için yapılmış bir şey buradaki konu. Fakat hani bu kadar enteresan bir yanlış yapılmanın, hem de en iyi, dediğim gibi çok iyi bir çevirmen tarafından yapılması bana çok şaşırtıcı geldi açıkçası gördüğümde. Hadi o yapıldı diyelim, 1950'lerde yapılmış bir şey. Ondan sonra gelen bütün yayın evleri insancıklar olarak basmış. Yani Sabri Gürses çevirisinden tutun da Ergin Altay çevirisine kadar ne kadar çeviri varsa hepsi de insancıklar olarak görünüyor. Fakat hani Rusça ismi farklı, İngilizce çevirilerinde de farklı isimler kullanılmış. Yani neden var olan bir çelişkili ismi kullandınız? Onu da anlamak mümkün değil. Fakat hani böyle bir durum söz konusu ne yazık ki. Dedim ya, filmlerde daha çok ama hani kitapları da devam ettireyim. İkinci kitabımız Chuck Palahniuk'un Türkçe Gösteri Peygamberi olarak çevirmiş kitabı. Funda Uncu tarafından 2000 yılında çevrildi. Kitaptan 1999 basımı. Chuck Palahniuk yayınlıyor kitabını. Kitabın orijinal, yani İngilizce'deki adı Survivor. Survivor, yaşamda kalmak, hayatta kalabilmek anlamına gelen, hani Türkçe'ye çevirimizde bir kelime. Yani gösteri peygamberiyle zerre alakası yok. Yani evet, kitaptan karakterin yaptıkları ile ve konulduğu konuyla ilgili belki böyle bir isim yine abartılı ama çıkarılabilir belki, ama işte kitabın orijinal ismiyle tamamen çelişen bir durum söz konusu. Yani orada tek kelimelik bir kelime var, Survivor kelimesi, ve bu sefer iki kelimelik Gösteri Peygamberi diye hiç alakası olmayan bir isim konmuş. Palahniuk'un Türkçe'ye çevrilen başka kitaplarında da böyle enteresan isim hataları var, bakanlar görebilirler. Ama benim gözüme en çok çarpan Gösteri Peygamberi kitabı oldu. Yani hakikaten keşke yani direkt Survivor olarak konsaymış ismi. Yani hani Türkçe'ye çevirmişsinde de ismen Türkçe karşılanmakta sorun yaşanıyorsa bu kelimenin, bari Survivor diye çevrilseydi. Yani Gösteri Peygamberi diye çevirmek nasıl bir şey anlayamıyorum. Dediğim gibi muhtemelen yayın evlerinin bir anlamda politikası diye düşünüyorum. Bir çevirmenin böyle şeyler yapacağına inanmak istemiyorum. Tamamen yayın evlerinin daha çok satsın, daha ilgi çeksin, ismiyle insanların ilgisini çeksin diye yaptıkları bir şey olduğunu düşünüyorum. Üçüncü, bence vahim isim hatalarından bir tanesi, Jack London'ın Vahşetin Çağrısı diye Türkçe'ye çevrilen eseri. The Call of the Wild. Vahşetin Çağrısı'nın yani orijinal ismi bu. The Call of the Wild. Wild, vahşi, yaban anlamına geliyor İngilizce. Yani vahşet dediğiniz zaman wildness demeniz gerekiyor. Ama kitabın orijinal isminde wildness geçmiyor. Neden vahşet diye çevrildi yani?
Neyse, Yabanın Çağrısı diye çeviren bir turkuaz kitapta, bir de Nora yayınlarında gördüm. Hani doğrusu doğru bir karşılama Yabanın Çağrısı. Bunu yapanlar da olmuş ama büyük bir çoğunluk, yani Levent Cinemesi'nden Mete Ergin'ine kadar Vahşet'in Çağrısı olarak, yani öyle gelmiş öyle gitmiş açıkçası. Hiç değiştirilmemiş. Vahşet'in Çağrısı olarak çevirmiş. Ama yanlış. Yani vahşet değil oradaki kavram. Wild vahşi demek veya yaban demek. Yani orada yabanın çağrısı ya da vahşinin çağrısı olarak çevirmek asıl doğru olan. Ama nedense bir yine aynı konu muhtemelen ilgi çekeceğini düşündüklerini düşünüyorum. O zamanki ilk yayınlayan Türkiye'deki hangi yayın evi ise. Ve öyle de diğerleri de hiç bozmadan, yani o geleneği hiç bozmadan aynı şekilde çevirmişler. Yani hiç isminin de değişiklik yapmak kimsenin aklına mı gelmedi, artık bozmak mı istemediler bilmiyorum ama böyle devam etmiş. Dördüncü kitabımız ise yine aynen Gösteri Peygamberindeki durumun bir benzeri. Kitabın içeriğine göre isim koyma hadisesi Kırmızı Pazartesi. Gabriel Garcia Marquez'in. Orijinal ismindeki atla Kırmızı Pazartesi'nin hiçbir alakası yok. Yani yine İspanyolcam çok iyi değil ama hani söylemeye çalışacağım. Kronika de una muerte anunciada diye geçiyor. İngilizcesi de Chronicle of a Death Foretold. Yani ilan edilmiş ölümün ya da duyurulmuş ölümün tarihi. Yani tam hani karşılığı böyle. Türkçe karşılığı. Duyurulmuş, önceden ilan edilmiş ölümün tarihi. Fakat Kırmızı Pazartesi, yani isimle hiç alakası yok. Zaten en başta kronika diyor, tarih anlamına geliyor. Yani neden Kırmızı Pazartesi diye bir çeviri düşünülmüş? İlk 82 yılında, yani kitap 81 yılında yayınlanmış Marquez'in. 82 yılında Türkçe çeviri Faik Baysal tarafından. Sonra da yanlış hatırlamıyorsam İnci Kut tarafından çeviriyor ama aynı isim değişmiyor. Yani isimde hiçbir değişiklik yok. Çevirmenler değişiyor ama isimlerde, bir de bu kitaplarda öyle bir durum var. O da beni şaşırtan bir şey. Hani Gösteri Peygamberini tek bir çevirmen çevirmiş belki ama diğer kitapların tamamı yıllardır çevriliyor. Yani yıllardır bir sürü yayınından çok çeşitli baskılar yapıyor. Fakat nedense isimler değişmiyor. Yani düşünün, Vahşet'in Çağrısı kaç tane yayın evinden çıkmıştır. İnsancıklar kaç tane yayın evinden çıkmıştır. Kırmızı Pazartesi dediğim gibi Can yayınlarından çıkıyor ama o da iki ayrı çevirmen tarafından çevirisi yapılmış bir eser. Ama buna rağmen enteresan bir şekilde bu isimler doğrusuyla değiştirilmiyor. Yani neden hakikaten kitabın içeriğinden bir isim türetmek hadisesine gidilir? Anlamak mümkün değil. Çünkü kitabın bir orijinal ismi var yani. Orijinal ismine sadık kalmak doğrusu değil midir yani? Hep çevirmenlikle ilgili şu söylenir. Hani iyi çevirmen, hani yazarın üslubuna uygun çeviri yapan çevirmendir. Ona sadık kalan çevirmendir. Tamam, bunu sadık kalmak önemli. İsmine niye sadık kalmıyorsunuz? Ve enteresan, dediğim gibi, yani şu söylediğim çevirmen Türkiye'deki en iyi çevirmenler yani. Büyük bir kısmı, işte Nihal Yalazıtoğlu'dan bahsediyoruz. Mete Ergin'den, Levent Cinemre'den bahsediyoruz. Yani neden hiçbir değişiklik yapılmadan bu isimler devam etmiş? Herhalde dediğim gibi yayın evlerinin politikası daha çok satma amacı güdülmüş. Daha çok insanların ilgisini cezbetsin. O ilgiden satış olsun diye düşünülmüş. Ben yani bu çevirmenlerin böyle hatalar, vahim hataları yapacaklarını, bunları böyle bilinçli şekilde yapacaklarını pek de açıkçası düşünmüyorum. Düşünmek de istemiyorum. Fakat dediğim gibi birçok kitap da var. Yani bu, ben şu an 4 tane kitap seçtim sadece ama yani o kadar çok kitapta görebilirsiniz ki, Jack London'ın kitaplarında var. İşte Demiryolu Serserileri, aslında The Road, yani yol kitabının adı. Neden demiyor o serserileri çevirmiş? Enteresan. Yine işte Chuck Palahniuk'un kitaplarında var. Bir sürü, yani birçok böyle dikkatli baktığınızda çok enteresan kitap isimleri görebiliyorsunuz. Kitabın orijinal isminin hiçbir alakası olmayan. Fakat ben özellikle bu dört kitabı seçmek istedim ki hani en göze çarpan örnekler, hem de böyle hani çok enteresan örnekler diye sizlerin gözü önüne sermek istedim. Hepinize bol edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.